Merhaba arkadaşlar, acil yayınlarının Kadıç isimler fasikülünü çözmeye devam ediyoruz. Konumuz dik prizmalar. Test 6 birinci soruya geldik. Sorumuza geçelim. Şekilde yarıçap uzunluğu 6 birim olarak verilen daire şeklindeki bir masa A, B ve C noktalarından yer düzlemine dik olacak şekilde 3 ayak ve ayakların uç noktalarını birleştiren 3 demir çubukla sabitlenmiştir. Ayaklar ve demir çubuklar eşit uzunluktadır diyor. Buna göre B noktasının zeminde oluşan üçgensel bölgenin ağırlık merkezine uzaklığı kaç birimdir diye soruluyor. Çubukların bakın birleştiren çubukların ve ayak uzunluklarının birbirine eşit olduğu söyleniyor. Yani tabanı eşkenar üçgen. Daha sonra yarıçap uzunluğu 6 birim olan burada bir daire varmış. Bunun merkezi arkadaşlar şurası olsun merkezi. Merkezde şu köşeleri birleştirelim. Benim bu çizdiğim uzunluklar daire nedir? Burası merkez olduğuna göre arkadaşlar yarıçaplarıdır. Yarıçapları da 6 birim arkadaşlar burada gördüğünüz gibi. Şimdi bu O noktasının yani merkezin iz düşümü buradaki eşkenar üçgenin ağırlık merkezine denk gelir. Neden böyle arkadaşlar? Çünkü ben yukarıda ABC'yi birleştirdiğim zaman oluşan üçgen eşkenar üçgendir arkadaşlar. Yani buradaki DFE noktalarının yukarıdaki iz düşümleri diyebiliriz buna. O yüzden buradaki O noktası buradaki eşkenar üçgenin aslında ağırlık merkezi arkadaşlar. O zaman D ile şurayı birleştirdiğim zaman yani şu O noktasının iz düşümü şurası olsun. Burası 6 birim olacaktır. Şöyle devam ettirdiğimde ağırlık merkezi olduğu için şurası da 3 olacaktır. 30-60-90 üçgeni oluşuyor arkadaşlar burada. 60'ın karşısı 9, 30'un karşısı ise 3√3 olacak. Şurası da 3√3. Dolayısıyla buradaki uzunluğumuz yani bir kenarımız 6√3 oluyor eşkenarın. Yüksekliği de bunun 6√3'tü arkadaşlar. Ben niye arıyorum? B noktasının tabandaki ağırlık merkezine olan uzaklığını arıyorum. Değil mi? Şimdi buradaki BD uzunluğumuz şuradaki yüksekliğe yani 6 birimlik uzunluğa diktir. Burada Pisagor'u kullandığımızda BO üssü uzunluğunu istediğimiz uzunluğu 12 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Doğru yanıt C şıkkıdır. Geldik ikinci sorumuza. Şekilde bir dikdörtgenler prizmasının açınımı verilmiş. Açınımda verilen boyalı mavi, sarı, kırmızı yüzeylerin çevreleri sırasıyla 12, 14 ve 18 birim olarak veriliyor. Buna göre açınımı verilen prizmanın hacmi nedir? Öncelikle burada farklı ayrıtların uzunluklarına değer verelim. Yani bilinmeyen yazalım arkadaşlar. Şuraya A diyelim. Şurası D. Şu sarı kısmın uzun kenarına da C diyelim arkadaşlar. Sarı kısmın şu kısa kenarı da şu mavi dikdörtgenin kenarıyla çakışık olduğundan dolayı burası da A olacaktır. Tamam. Sırasıyla mavinin çevresi 12'ymiş. O zaman 2A artı 2B'den 2 parantezine alırsam 12'ye eşit olacak. Yani A artı B buradan 6 olarak bulunur. Benzer şekilde sarı dikdörtgenin çevresi 14 birim verilmiş. Yine 2A artı 2C'den 2 parantezini alırsam yani 2 çarpı A artı C şeklinde eşittir 14. 2 ile sadeleştirdiğimde artı C'yi 7 olarak bulurum. Benzer şekilde kırmızı dikdörtgenin çevresi 18'miş. Burada da kenarlar B ve C bunun arkadaşlar. 2 tane B, 2 tane C. Yine 2 parantezine alıyorum. Ve 18'i eşitledim. B artı C buradan 9 olarak bulunuyor. Şimdi burada 3 tane denklem buldum. Benim amacım ne? Prizmanın hacmini bulmak. Hacmini bulabilmek için arkadaşlar ABC ayrıtlarının çarpımı bana lazım. Yani bu ABC'yi bulmam gerekiyor. Bulduğum buradaki 3 denklemi taraf tarafa toplayalım bakın. Şunları taraf tarafa topladığımda 2 tane A, 2 tane B ve 2 tane C geliyor. Toplayalım buradan. 9, 7 daha 16, 6 daha 22 yapar. 2 parantezini alıp sadeleştirdiğimde 2 ile A artı B artı C eşittir 11 olarak bulunur. Şimdi yukarıda A artı B'yi ben biliyorum değil mi? Buradaki A artı B 6 olduğuna göre C'nin 5 olması gerekir. Bakın 5'i bulduk arkadaşlar. Yani C uzunluğunu bulduk 5 olarak. Daha sonra B ile C'nin toplamını da biliyoruz. B
BC'nin toplamı 9 olduğuna göre A'nın 2 olması gerekir. A'yı da 2 olarak bulduk. A burada arkadaşlar bakın 2 ise B'nin ne olması lazım? Şurada 4 olması lazım. Onu da bulduk. Bunları şimdi çarpalım. 2 çarpı 4 çarpı 5'ten eşittir. 40 birim küp olmuş oluyor. Doğru yanıt B şıkkıdır. Öğrencisine taban alanı 25 birim kare ve yüksekliği 6 birim olan kartondan yapılmış bir karedik prizma verip açınımını elde etmesini istiyor. Açılan kartondan taban alanı 16 birim kare olan en büyük hacimli kare dik prizma yapmasını istiyor. Öğrenci prizmayı yaptıktan sonra öğretmen geriye kalan kartonun alanı kaç birim karedir sorusunu soruyor. Buna göre öğretmenin sorduğu sorunun cevabı kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi öğretmenin burada istediği neydi? 25 birim kare ve tabanı 25 birim kare, yüksekliği de 6 birim kare olan bir prizma, dik prizma, kare dik prizma. Şöyle çizelim. Üst tabanımız şöyle olsun. Hızlı bir şekilde hemen kaba taslak çiziyorum arkadaşlar. Daha sonra şunları şöyle birleştirelim. Bu olsun. Taban alanı 25 olduğuna göre bir kenarın 5 olması lazım. Kare olduğundan dolayı şöyle. Yüksekliği de bunun 6. Bunu açıyoruz arkadaşlar. Şöyle açtık diyelim. Açtıktan sonra 4 parçaya bölelim. Yan yüzeyleri şöyle oluşturmuş olalım. Ve alt ve üst taban da şöyle olsun. Yukarıda ve aşağıda şu şekilde göstermiş olalım. Şuralar 5'er birim arkadaşlar. 5'er birim. Şurası da 6 birim. Şimdi ne yapıyoruz? Diyor ki açılmış şekilde olan bu kartondan ben 16 birim kare ne elde etmek istiyorum? Kare dik prizma elde etmek istiyorum. Tabanı 16 olacak şekilde bakın arkadaşlar şu şekilde bir kare oluşturuyorum. Bir kenarı 4 olacak. Burası 16 birim kare olduğu için. O zaman ne olacak? Tabandan şu kısımları keseceğim. Şurası 4 santimetre oluncaya kadar keseceğim. Aynı şeyi yukarıdan da yapacağım arkadaşlar. Buradan şöyle ne yaptım? Kestim. Yükseklikte bir değişiklik olmayacaktır arkadaşlar. İşte biz burada nereden keseceğiz? İşte buradan veya işte şuradan olur ya da her iki taraftan olabilir. Biraz alacağız. Aldığımızda biliyorsunuz şuranın uzunluğu kaçtı? 25'ti. Biz buranın kaç olmasını istiyoruz arkadaşlar burada? 16 olmasını istiyoruz değil mi? Şurası 25'ti. Tamamı 25 arkadaşlar. Ona dikkat edelim. 16 olacak. Şuradaki karenin çevresi kadar olacak. Yani onu da şöyle oluşturduk diyelim. Şöyle. Kaba taslak çizelim. Taban ağırlığı 4 oldu. Yüksekliği 6 oldu. Tabii ki arkadaşlar. Şurada ben göstermeye çalıştım. Nereden keseceğini ama önemli olan şurası. Tabandan kesti. Şu kısımları 4 santimetrelik bir taban oluşturdu. Yukarıdan da yine aynı şekilde yükseklik aynı duruyor. Tabi şu yanlardan da kesecek ki arkadaşlar şu iki uç, şu uçla şu uç birbirine kavuşsun. Diğer türlü şöyle bir fazlalık oluşacaktır. O fazlalıkları biz şuradan kesmiş olduk arkadaşlar. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Öncelikle ilk alanı burada bulmam gerekiyor arkadaşlar. Alan, bir diyelim ilk alan yani. Taban, alt taban alanı burada 25'te. İki tane 25 var. Bir de yan alanını bulmak istiyorum. Taban çevresi çarpı yükseklik. Taban çevresi çarpı. Taban çevresi burada 20'dir. Buradan 50 artı 120 eşittir 170 birim kare olarak bulunur. Daha sonra bunun yüzey alanını bulacağım. Aradaki farkı alacağım arkadaşlar. Taban alanı 16 idi. 2 çarpı 16 oldu. Artı 6 ile arkadaşlar taban alanını çarpıyor. Taban çevresini çarpıyorum. 4 kere 4 16 çevresi. Buradan da şurası 32. 96 oldu. Topladığımızda 128 çıktı. Aradaki farkı aldığımda 42 olarak bulunuyor. Doğru yanıt C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Evet, geldik 4. sorumuza. Şekilde 2 çekmeceli ve dikdörtgenler prizması şeklinde bir ayakkabılık gösterilmiştir. PB, PN 2 birim verilmiş. BC uzunluğu 6 birim. PR paraleldir BC. Buradaki PR uzunluğumuz tabana paralel bakın. Daha sonra buna göre ayakkabılığın üst kapağı 60 derece açıldığında BK üstü uzunluğu kaç metredir diye soruluyor. Şimdi burada arkadaşlar şuradaki
PN uzunluğumuz 2, değil mi? Açıldığı zaman da şurası 2 olacaktır. Şurası da 2 olacaktır. Burada da yine 60 derecelik bir açımız söz konusu arkadaşlar. Şu K üstünden buraya şöyle dik çizdiğim zaman 30-60-90 üçgeni oluşuyor. Yani şuradaki açımız da arkadaşlar 30 derecedir. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı olan şuradaki uzunluğumuz ne olacaktır? 1 birim olacaktır. O zaman yukarısı da şurası 1 birim olacak arkadaşlar. O zaman aşağı doğru indiğimde şurası da 2 birim. Benim aradığım neresiydi? B ile K üstü arasındaki şuradaki uzaklık arkadaşlar. Tamam. Şimdi o uzaklığı bulmak için benim ne yapmam lazım? Öncelikle buradaki B ile şuradaki dikme ayağının olduğu noktayı birleştirmem gerekiyor. Arkadaşlar şurası tamamı bakın 3 birim. Şuradan şuraya 3 birim oldu. Çünkü şurası 1 birimdi. 2 birim burası, 6 birim burası. Evet, şurası 3 kök 5 oluyor arkadaşlar. Burada bir dik üçgen söz konusu. Şuradaki uzunluğumuz arkadaşlar kök 3 olacaktır. Şuradaki 30-60-90 üçgeninden dolayı 3 kök 5'in karesi artı kök 3'ün karesi eşittir BK üssünün karesi oluyor. Şurası 45. Kök 3'ün karesi 3 eşittir BK üssünün karesi. Burası 48. 48 eşittir. Karekökünü direkt alalım arkadaşlar. Buradan BK uzunluğumuz eşittir 4 kök 3 olarak bulunacaktır. Doğru yanıt C şıkkı olmuş olur. Geldik 5. sorumuza. Şekilde taban ağırlığı 3 birim olan iki eş kare dik prizma KLMN doğrusal olacak şekilde yerleştirilmiştir. CD bölü AB 2 birimdir diyor. Buna göre kare dik prizmanın yüksekliği kaç birimdir? Bunlar eş. Yüksekliğine burada H diyelim. Burası o zaman H olacaktır. İki tane dik üçgen oluşturacağız bakın. Şu ayrıtı şöyle devam ettiriyorum. Burada bir dik üçgen. Sonra şurayı şöyle devam ettiriyorum. Şurada da bir dik üçgen oluşturduk. Şu 3 karşıya geçti. Şurası H eksi 3 oldu. Şuradaki uzunluğumuz. Şurası 3 arkadaşlar. Şuradaki kareden dolayı. Daha sonra şuradaki dik üçgenin kenarlarına bakalım. Şurası H, burası 3 arkadaşlar. Yüksekliği yine burası H eksi 3 olacaktır. CD uzunluğu bulmak için Pisagor'u uygulamamız gerekir değil mi arkadaşlar? CD uzunluğu eşittir diyelim. Kök içerisinde şöyle H eksi 3'ün karesi artı 3 artı H'ın karesi. Arkadaşlar bakın şurası h eksi 3, şurası da h artı 3. Yani 3 artı h olarak yazdım buraya. Gelelim AB uzunluğuna. Buradan da bir Pisagor bağıntısı yazıyoruz. Kök içerisinde 3'ün karesi artı h eksi 3'ün karesi olacak. Şimdi bu ikisini oranladığımızda 2'ye eşitmiş. 2'ye eşitliyorum buradan. Şöyle eşitledim. Ve her iki tarafın karesini alıyorum arkadaşlar. H eksi 3'ün karesi artı 3 artı H'ın karesi geliyor. Ve ondan sonra da içler dışlar çarpımı yapıyorum. Yani şunun karesini aldım. Buranın da şöyle karesini aldım. Kök dışına şuradaki pay çıktı. Alttaki ifadeyle buradaki 2'nin karesi 4'tü. 4'te çarpıyorum bakın orayı. 9 artı H eksi 3'ün karesi olmuş oluyor. Bu ifadeyi denklemi düzenlediğimde yani buradaki tam kare açılımlarını yaptıktan sonra bilinenleri bir tarafa daha doğrusu hepsini bir tarafa attıktan sonra şöyle bir denklem çıkacak ikinci derece. H kare eksi 12 H artı 27 eşittir 0. Yani ara işlemleri size bırakıyorum arkadaşlar burada. Biraz kolayına kaçtığım için. Bunu da çarpanlara ayırdığımız zaman H eksi 3 düzeltiyorum H eksi 9 çarpı H eksi 3 eşittir 0 şeklinde çarpma ayırmış olduk. H buradan 9 ve 3 çıkacaktır. Tabii ki 3 olamayacağı için arkadaşlar şekle uymuyor gördüğünüz gibi. H buradan 9 olarak bulunmuş oluyor. Doğru yanıt B şıkkı olacaktır. Geldik 6. sorumuza. Şekil 1'de uzunlukları birim cinsinden verilen kare dik prizmadan 3 tane alınarak şekil 2'deki cisim elde edilmiştir.
Buna göre şekil 2'deki cismin yüzey alanı kaç birim karedir? Aynı cisimden 3 tane var bakın buradan. Bunun yüzey alanını bir bulalım. Alan eşittir. Alanın arkadaşlar genel formülden değil de taban alanını bulup önce 2 ile çarpalım. Taban alanlarını bulalım. 2 çarpı 8. Bu alt taban ve üst tabanın alanı olmuş oldu. Çünkü alt taban burada 4'tür arkadaşlar. Yukarısı da 4'tür. O zaman durun şurayı değiştirelim arkadaşlar. 2 çarpı 4'ten direkt 8 çıkıyor. Şurası 8 olmuş oluyor. 4, 4 daha. Daha sonra yanal alanı bulalım. Tabanın çevresi burada 8. Yüksekliği de 6. Çarptığımızda yan alanı bulmuş oluyoruz. Tüm alan buradan 8 artı 48'den eşittir. 56 bulunuyor. Burayı bulduk. Bundan 3 tane var. Çarpı 3 dediğimizde 168 birim kare olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar burayı. Şimdi bu tüm alan 168, tamam mı? Ama bunları birleştirdiğim zaman bazı yüzeyler çakışıyor değil mi? Mesela şurada karesel bir yüzey çakışıyor. Bir kenar 2 birim. Hem yukarıdaki dikdörtgenler prizmasından bir alan kaybı oluyor. Hem de şu yatay bir şekilde duran dikdörtgenler prizmasından bir alan kaybı oluyor. O zaman şu dikdörtgen alanı 4 ya arkadaşlar. 2 ile çarptığımızda ikisinden de kaybolduğu için 8 birimlik bir kayıp meydana geliyor. Yani eksilen diyorum ben buna. Eksilen eşittir 8 birim kare. Bir de arkadaşlar şurada temas eden bir yüzey var. Burada bir karesel yüzey var. Buradan da bir 8 birim karelik kayıp olacak. Çarpı 2 diyoruz eşittir 16 birim karelik bir kayıp söz konusu oldu arkadaşlar buradan. Aradaki farkı alalım. 168'den 16'yı çıkarttığımızda buradan 152 birim karelik bir yüzey alanı kalmış oluyor. Yani son şeklin yüzey alanı 152 birim kare olmuş oluyor arkadaşlar. Geldik 7. soruya. Aşağıda ikizkenar üçgen tabanlı dik prizma şeklinde masa takvimi gösterilmiştir. Şekil 1'de AB eşittir AC, yani şurada bir ikizkenarlık durumu söz konusu. BD eşittir DC. Arkadaşlar şurada da D noktası orta nokta, eşit parçalar var. D noktası büküm noktasıymış. Şekil 2'de D noktası AB üssü C üssü üçgenin ağırlık merkezi oluncaya kadar takvim katlandığında burada 90 derecelik bir açı oluşuyormuş. Yani bu AC ve BC kenarları birbirine doğru arkadaşlar yaklaştığında buradaki D noktası, büküm noktası bu üçgenin ağırlık merkezine geliyormuş. Tamam. Buna göre şekil 1 ve şekil 2'deki takvimlerin oluşturduğu prizmaların hacimleri oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi bu takvimin şuradaki yüksekliğinde bir değişme yok. Görüyorsunuz H diyelim isterseniz oralara. Bu soruda bilinmeyen vermektense değer vermek daha uygun arkadaşlar. Örneğin BD uzunluğu 2 birim olsun. O zaman burası 2 birim olsun arkadaşlar. Şimdi AC uzunluğu bilmiyorum kaç birim olacağını. Şimdi burada bükülme noktası D olduğuna göre DB üssü 2, DC üssü de 2 olacaktır. Pisagor'dan arkadaşlar şu BC üssü, B üssü C üssü ne olacaktır? 2 kök 2 olacaktır. Onu şu şekilde yapmaya çalışacağım. Dik'i de indiriyorum buraya. Yani kök 2 kök 2 olacak. İkizkenarın yüksekliğini çizdim. Bunu neden çizdim arkadaşlar? Burada bakın yine şurası kök 2. Yani muhteşem üçlüden diyebilirsiniz ya da işte buralar eşittir ikizkenardaki üçgenlikten diyebilirsiniz. Yani çizdim şuradaki dik kök 2. Neden çizdim? Çünkü şu D noktası ağırlık merkeziydi. Buradan devam ettirdiğim zaman şu AD üssünün 2 kök 2 olması lazım. Yani 1'e 2 oranı söz konusu. Yani buradaki dik üçgeni şöyle çizecek olursam yukarıdaki A noktasından aşağıya kadar şurası 3 kök 2 yaptı. Burası da kök 2 arkadaşlar. Pisagor'u kullanarak AC üssünü bulmak istiyorum. Şurayı. Buranın karesi 2. Buranın karesi 18. Kare kökünü aldığım zaman 2 kök 5 geliyor arkadaşlar. Şurası 2 kök 5 olacaktır. Evet. 2 kök 5'i buraya yazdık. Yani AC üssü 2 kök 5. Bu AC üssü arkadaşlar şuradaki AC'yi eşittir. Çünkü onda bir değişme olmuyordu. Şurası 2 kök 5'tir. AB de 2 kök 5'tir. Tamam. Şimdi bu prizmanın hacimlerini bulmak için taban alanlarına ihtiyacım var.
Benim buradaki şekil 1'deki ilk prizmamda şu ABC'nin alanını nasıl bulabilirim? Yükseklik çizerek bulabilirim. Yüksekliğini çizdiğimde buranın Pisagor'dan 4 olduğunu görürsünüz. O zaman birincinin şekil 1'deki hacmini buluyorum. Şekil 1'de V1 eşittir. Taban alanı 4 çarpı 4 bölü 2'dir. Çarpı h dediğimde hacim bulunmuş oluyor. Şekil 2'de de arkadaşlar V2 diyelim prizmanın hacmine. Buradaki alan neresi? Dikkat edin arkadaşlar. A, B üssü, D, C üssü. Yani şu kısmın, bakın şu kısmın alanını bulup yükseklikle çarpmam lazım. Onun alanını nasıl bulacağım ben? Önce tamamının alanını bulmam gerekiyor. Tamamının alanı burada. 3 kök 2 çarpı taban alanı 2 kök 2 bölü 2. Eksi şuradaki dik üçgenin alanını çıkartacağım. Dik kenarları 2 çarpı 2 bölü 2'den 2 geliyor arkadaşlar burası. Tamam, burayı yazdık. Çarpı h diyeceğim. İşte buradaki hacimlerin oranı bu şekilde bulunacak. H'ler zaten şöyle sadeleşti. Yukarıda arkadaşlar 8 bulundu. Şurayı da yaparsak şu kök 2'ler çarpıldığında 2 yapıyor. Paydayla sadeleşiyor. 3 çarpı 2 6. 6'dan 2 çıkarsa burası 4 olacaktır. Sadeleştirdiğim zaman 8 bölü 4'ten 2 bulunmuş oluyor. Tabi hacimler oranı dediği için ben burada 2 bölü 1 buldum ya arkadaşlar. 1 bölü 2 de olabilir. Doğru yanıt C şıkkıdır. Geldik 8. sorumuza. Şekilde ayrıttır santimetre cinsinden verilen dikdörtgenler prizmasının A noktasından B noktasına prizmanın sadece yanal yüzeyini kullanarak 1,5 tur atıp en kısa yoldan ulaşan karıncanın aldığı yol kaç santimetredir diyor. Burada 1,5 tur atıyor. Şimdi bu sorularda arkadaşlar başladığı nokta A noktası değil mi? A noktasını şurayı şöyle belirtiyorum. Yükseklik de şöyle çizilsin. Gittiği nokta şurada B noktası olacak. Ve burayı birleştiriyorum. Yani bir dik üçgen oluşuyor. Aslında şeklimizi açtım. Açtıktan sonra A noktasından başladı ama tam tur değil de 1,5 tur attığı için direkt bunun üzerinde gösteremiyorum. 1,5 tur attığında yatayda aldığı yol buradaki tabanın çevresinin 2 katıdır. Yani 2, burası 4 ya arkadaşlar. Çevresi ne yapıyor bunu topladığımızda? 4, 2 daha 6, burada da 6, 12. 12'nin 1,5 katı ne yapar arkadaşlar? 18. Demek ki taban çevresi 12 ise 1,5 turu attığına göre taban çevresinin 1,5 katı kadar buradaki hareketli yatayda yol almış oluyor. Ve yükseklikte bir değişme yok arkadaşlar. Burası 24. Peki bu ne üçgenidir? 3, 4, 5 üçgenin genel bir halidir. Buradaki AB uzunluğu bulabilmek için 3'ün 6 katı, 4'ün 6 katı, 5'in 6 katı arkadaşlar buradan 30 olur. İsterseniz Pisagor'da kullanabilirsiniz. Doğru yanıt B şıkkı olmuş olur. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.